Şimdi yapalım mı? Sevgililer günü geliyor. Fiyatlar aşırı arttı. Mesela bu sene ne olacağını vallahi bilmiyorum. Yani bir de pazara geliyor. Pazara gelmezse çok büyük bir sıkıntı. İşte sokağa çıkma yasağında bu izini alabilir miyiz? Yardım etsin yani bir çiçekçi olarak değil de bütün sektörlerde. Bir an önce aşırı. Hocam ne yaşanmış acaba bu isimsiz gönderiyle ilgili? Nasıl bir olay olmuş? Nereden? Bak arkadaş var burada hemen bir şey yapabilirsin. Yani o da bir... Cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerin tatmin etmek maksadıyla bir kimsenin bir başka kimseye bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız edilmesi denilmektedir. Şimdi burada taciz suçu serbest hareketli bir suçtur. Telefonla, internet üzerinden veya sosyal medya üzerinden işlenebilmektedir. Ne amaçla işlendiğini, kimin işlediğini, kime karşı işlediğini olayın somut örgüsüne göre bakmamız gerekmekte. Burada ayrıca üstünde durulması gereken şu, bu suçun oluşabilmesi için failin cinsel amaçla hareket etmesi gerekiyor. Bir kimsenin, bir kişiye ahlak kuralları içerisinde arkadaşlık teklif etmesi, evlenme teklifi etmesi cinsel taciz suçunu oluşturmaz. Burada isimsiz çiçek gönderimine gelecek olursak eğer burada... Gönderici bazen iyi niyetli olarak bunu gönderebilir. İyi niyet göstergesi olarak bir hastalık sebebiyle bir baş sağlığı olabilir ya da yeni bir iş olabilir. Burada göndericinin ne amaçla, kime, ne sebeple gönderdiğine bakmamız gerekmektedir. Sizin tanımadığınız bir kişinin sizin evinize çiçek göndermesi bu konuda güncel Yargıtay kararları doğrultusunda cinsel taciz olduğuna yönelik kararlar bulunmaktadır. Şimdi siz bir kişiye çiçek yollamış olabilirsiniz ama bu gönderilen çiçek neticesinde o kişi, çiçeği alan kişi bu husustan rahatsız olmuyorsa zaten ortada bir taciz suçu yok. Çünkü öncelikle o kişinin bir rahatsızlık duyması gerekmektedir. Başvuru halinde yani savcılığa dahi gerek kalmadan gönderen firmaya başvuru halinde gönderen kişinin kişisel bilgilerinin paylaşılması gerek. Ama burada karşımıza şu çıkmakta, kişisel verilerin korunması kanunu. Bu kanun kapsamında bir kurum ya da firma o çiçeği ya da hediyeyi bir kimseye gönderirken öncelikle göndericiden gerektiği takdirde gerek savcılık makamıyla gerek çiçeğin alıcısıyla ya da hediye gönderilen kişinin alıcısıyla kişisel bilgilerin paylaşılacağına dair rızai metin alması gerekiyor. Yargıtay'ın son zamanlarda almış olduğu kararlarda evli bir kimsenin ya da arkadaşlık teklifi reddedilmesi halinde ısrarla bu arkadaşlık teklifine, evlenme teklifine devam edilmesi halinde bu ısrarın sürmesi halinde burada cinsel taciz suçun oluşabileceğini söylemektedir. Ayrıca az önce de demiştik evli bir kimseye sevgililer günde bir çiçek gönderilmesi de cinsel taciz suçun oluşabileceği yönünde güncel kararları mevcuttur Yargıtay'ın. Burada örnek veriyorum Yargıtay'ın güncel bir kararı bulunmakta. Bu kararda arkadaşlık teklifi yapan kişinin teklifi reddedilmesi halindemektedir. Bu tarz örneklerle karşılaşıyor musunuz peki? Hiç duydunuz mu veya oluyor mu? Evet. Rahatsız olan kişilerin başında. Evet. Evet yani maalesef hani bizim ülkemizde isimsiz olarak bir hediye ya da çiçek göndermek taciz içeren. Yani doğru olabilir. Haklı da olabilirler ama şimdi çiçekçi burada sadece bir aracı. Biz şimdi bunu sezdiğimiz zaman kesinlikle bu çiçekleri götürmüyoruz. Yani notu görüyoruz. Bakıyoruz hal ve hareketlerinden. Sıkıntı olduğunu anladığımız anda kesinlikle götürmüyoruz. Ama şimdi genelde siparişlerin %90'ı internet üzerinden geliyor. İnternet üzerinden aldığımız siparişlerde şöyle bir ibare var. Diyor ki gönderici ismi gizli kalsın. Şimdi müşteri oraya tıkladığında gönderici ismi gizli kalıyor. Biz de o ismi bilemiyoruz. O yüzden sıkıntı burada oluyor. Aslında o ibareler kaldırılabilir. Tabii ki olumsuz sonuçlar yaratabiliyor, olabiliyor, duyuyoruz. Yani bizce kaldırılsın, sıkıntı yok. Ama bizim amacımız sadece o çiçeği alıp teslimat bölgesine ulaştırmak. Yani gönderilmesinde bir sakınca olmuyor. Çiçek her zaman güzeldir zaten. Taciz olacağını da düşünmüyorum yani. Siz bir kadın olarak bundan rahatsız olur muydunuz? İsimsiz çiçek alsanız. Ya ben rahatsız olmam. Sonuçta çiçeği atamazsın yani atmaman gerekiyor.
gönlünden kopmuştur derim. O şekilde yani. İlla ki paylaşmayı, ismimi paylaşmayı ben tercih ederim. Şimdi de mesela gönderiyorum. Yazacağım. Bilgilerimi yazacağım. Çok da fazla anlam yüklememek gerekiyor bence. Ne bileyim. Birinden hoşlansam mesela böyle bir şey yapar mıyım? Yapabilirim yani, sürpriz olsun diye. Onun tepkilerini görmek için. Sonrasında açıklamak kaydıyla kendimi gönderdiğini. Olabilir. Etmiyorum diyor. Hani bilinçli bir insansa diyor, kardeşim ben bu isimsiz çiçeği kabul etmiyorum. Kabul etmiyor ve biz onu, siz biliyorsunuz tabii, diyorsun kardeşim ben bu çiçeği kabul etmiyorum, al bunu geri götür diyorsun. Biz alıyoruz o çiçeği, geri götürüyoruz. Müşteriye de hiçbir çiçekçi zorlanır çiçeği teslim etmez. Tabii ki. Ha, iş yerinde yoktur. Mesela siz şimdi alıyorsunuz. Evet. Ondan sonra geliyor, sorun öyle başlıyor. Doğru. Yani, hani birebir teslimatlarda sıkıntı.